Hazreti Ali, Hazreti Mehdi hakkında neler söyledi? Hazreti Ali, Hazreti Mehdi'nin aşığıydı. Onu görmeyi gerçekten çok da arzu ediyordu. Hazreti Ali bir sözünde şöyle diyor: "Eğer ona ulaşırsan ondan asla vazgeçme." Sonra Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki: "İçinizdeki en geniş sığınaktır. İçinizde ilmi en çok olandır ve sıla-i rahimi en fazla olandır. Allah'ım, onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Ah!" ve eliyle göğsünü göstererek, "Onu ne de çok görmek isterdim." Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatları ile ilgili şöyle buyurmuştur: "Onun sığınak vermesi, hepinizin sığınak vermesinden daha geniştir. İlmi, hepinizin ilminden daha çoktur. Sıla-i rahmi, akrabalarla ilişkisi ise hepinizinkinden daha fazladır. Onu görmeyi ne kadar da gönlüm istiyor." Halk arasında bulunmasına rağmen tanınmaması. İmam-ı Sadık Aleyhisselam buyurmuştur ki: "Bu ümmet nasıl Allah Teala'nın Yusuf hakkında davrandığı gibi kendi hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında da davranmasını ve bu konuda ona zuhur etme izni verinceye dek tanınmayacak bir şekilde onların pazarlarında dolaşmasını ve sergileri üzerine ayak basmasını inkar edebilir." Hac merasimine katılması. İmam-ı Sadık Aleyhisselam buyurmuştur ki: "Halk kendi imamını arar durur. Onu bulmaya ve onu görmeye çalışırlar. Oysa o, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, hac mevsiminde hac merasimine katılır ve onları görür. Ama onlar onu göremiyorlar." Hazreti İsa'nın onun arkasında namaz kılması. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurmuştur ki: "Mehdi Aleyhisselam Beytül Mukaddes'e girerek ve imam olarak halkla namaz kılacak. İsa Aleyhisselam da onun arkasında namaz kılacak ve ona biat edecektir." Zühd ve cihadı. İmam-ı Sadık Aleyhisselam buyurmuştur ki: "Neden Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamı hakkında bu kadar acele ediyorsunuz? Allah'a andolsun ki onun elbisesi kaba, ince ve zarif değil ve yemeği ise katıksızdır. Onun kıyamı kılıç ve kılıcın altında ölümden başka bir şey değildir." Kulların başına elini koyması. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurmuştur ki: "Hazreti Mehdi elini kulların başına koyacaktır. Böylece her müminin kalbi demir parçalarından daha sağlam olacak. Allahu Teala ona 40 kişinin gücünü verecektir." Hükümetinin karargahı. İmam-ı Sadık Aleyhisselam'ın ashabından biri imama "Hazreti Mehdi'nin evi ve karargahı neresidir?" diye sorduğunda İmam Aleyhisselam şöyle buyurdular: "Hükümdarlık yurdu Küfe'dir. Yargı ve hüküm verme meclisi Küfe'nin mescidi camisidir. Beytül malı ve ganimetlerin taksim edildiği yer Sehle camisidir. İstirahat ve tenha kaldığı yer ise Necef'in beyaz kupkuru serap arazileridir." Gaybi ilmi. İmam-ı Sadık Aleyhisselam buyurmuştur ki: "Hazreti Mehdi Aleyhisselam her kavmin işlerinin iç yüzünden sakladıkları şeyden haber verir ve dostunu düşmanından ferasetle tanır."